Merhaba arkadaşlar. Seste problem yok sanırım. Evet. Teşekkür ederim Doğan Hocam. Arkadaşlar, biz Karmer olarak dekanlarımızı ve müdürlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da bugün konuğumuz Niksar Uygulamalı Bilimler Yükseloku Müdürü Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ersin Irk olacak. Ben Ersin Hocamı davet etmeden önce öncelikle bugün itibariyle tabi biliyorsunuz üniversitemizde vize sınavları başladı. Vize sınavları hasebiyle 2 hafta sürecek bu süreçte tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Evet, Ersin Hocamı konuk edeceğiz. Şu an kendisinin yayına katılmasını bekliyorum. Evet, Ersin Hocamın bağlanmasını bekliyorum. Ersin Hocam. Merhaba Celal Hocam, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun hocam. Sizleri sormalı, iyisiniz inşallah. Vallahi her zaman olduğu gibi bomba gibiyiz. Oo, çok hocam. Allah iyilikler versin inşallah. Sizler de iyisiniz inşallah. Şükür hocam, şükür bizler de iyiyiz. Malum pandemi süreci. Aynen. Karantinada. Sizleri görüyoruz, daha iyi oluyoruz hocam tabii ki bu süreçte. Aynı duygular içerisindeyiz biz de. Niksar'dayız şu anda. Bölgenin en yeşil kampüsünde. Canlı yayındayız. Almus'ta gerçi biraz çekişiyoruz sanki bu durumda değil mi? Evet, yani ben de Almus'ta görev yaptığım için şimdi hocam, yani Almus'u tam attıramam yani. Doğru, haklısınız. Merhaba Doğan Hocam, merhaba. Hocam, isterseniz öğrencilerimizden sorular gelene kadar pandemi süreciniz nasıl geçiyor? Neler söylemek istersiniz? Sizde karantina nasıl geçiyor? Bununla ilgili bilgi alalım hocam. Daha sonra öğrencilerimizin sorularına geçelim. Vallahi biz de aslında herkes gibi yaşıyoruz tabii bu süreci. Evet. Pandemi süreci hepimizin ilk defa yaşadığı bir tecrübe. Hepimiz evlere tıkıldık. Evde kalmaya gayret ediyoruz. Çok ihtiyaç olmadığı durumlarda evden çıkmak istemiyoruz. Çıkmıyoruz da. İşte ailemizle, çoluk çocuğumuzla vakit geçiriyoruz çoğu zaman. Onun dışında işte bizim akademik işlerimiz oluyor biliyorsunuz. İşte online derslere geçen hafta itibariyle daha doğrusu 10 gündür yapmaya başladık. Dolayısıyla onları bir taraftan yürütüyoruz. Bir taraftan işte makale çalışmalarımız var. Bir taraftan kitap bölümü çalışmalarımız var. Onları yürütmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Evde kaldığımız süreç içerisinde de işte biz de herkes gibi sinema izliyoruz, işte dizi izliyoruz, kitap okuyoruz, kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bir de ben doğayı çok seviyorum Celal Hocam. Ne güzel. Bir köyde ufak bir bahçem var, orada vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Fırsat buldukça da oraya kaçıyorum. Malum bahar ayı artık bahçe işlerinin başladığı ay olarak biliniyor. Biz de orada zaman geçirmeye gayret ediyoruz. Sizde biraz daha erken başlamıştır hocam. Siz bildiğim kadarıyla Erbağlıydınız. Evet. Erbağ'da benim evim. Ben Niksar'da görev yapıyorum ama Erbağ'da. Ancak bizim köyümüz yine de Erbağ'ın yukarısında. Erbağ düşük rakımlı bir yer ama dolayısıyla biz yeni yeni başladık diyebilirim. Anladım hocam. Güzel. Yani bir nevi bu kriz sürecini biraz fırsata çevirdim. Öyle yapmak lazım. Evet. Aynen. Öyle yapmak lazım. Katılıyorum hocam. Kesinlikle katılıyorum. Hocam bütün akademisyenler de sanki böyle düşündü. Yani bizim böyle yarım kalan işlerimiz vardı. O yarım kalan işlerimizi hep böyle toparladık sanki bu süreç içerisinde. Aynen, bizim için bir toparlanma süreci oldu aslında. Yani aynen. Keşfetseydi ama maalesef bu da yaşanacakmış. İnşallah en kısa sürede atlatırız hocam ülkece. İnşallah. Tünelin ucu gözüktü. İnşallah hocam, evet. Evet, bir ışık görünüyor. Hocam, öğrencilerimiz olmadan baktık eğitimci olmanın ve o koca binaların bir anlamı yok gerçekten de. Yani ben şahsım bunu fark ettim açıkçası. Siz Evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Öğrencilerimizi özledik mi? Neler söylemek istersiniz?
Valla biz öğrencilerimizi çok özledik. Celal Hocam siz de işte ilçede görev yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ilçeler merkeze göre daha farklı yapıdalar aslında. İlçedeki öğrenci hoca ilişkisi merkezdeki hoca öğrenci ilişkisinden biraz farklı. Biz burada çok daha sıcağız, çok daha kaynaşıyoruz. Dolayısıyla daha çok özlediğimizi düşünüyorum yani. Evet. Bir de biz tabii Niksar'ı, kampüsümüzü, okulumuzu, yerleşkemizi çok seviyoruz. Öğrencilerimizin de sevdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz onları özlüyoruz, onlar da bizi özlüyorlar diye ümit ediyorum. Ki işte zaman zaman sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz öğrencilerle tabii. Onların da böyle işte okuldan fotoğraflarını, arkadaşlarıyla böyle fotoğraflarını paylaştıklarını gördükçe böyle buruk bir mutluluk oluyor benim içimde. Bir taraftan özlenmenin verdiği bir ne diyelim sevinç, bir taraftan da işte onları görememenin verdiği bir hüzün. Dolayısıyla işte böyle karmaşık duygular içerisindeyiz. Atilla İlhan'ın da bu konuda güzel bir şiiri var. Ayrılık da sevdaya dahil diye. Yani tam anlamıyla biz bunu yaşıyoruz gibi bir durum var şu anda. Evet hocam. Hocam şunu da fark ediyoruz aslında. Dediğiniz gibi ilçelerde aslında bu öğrenci hoca ilişkisi biraz daha farklı oluyor. Biraz daha sıkı duygularla birbirine bağlı olabiliyorlar ve daha samimi olabiliyorlar. Ve şunu gözlemliyoruz hocam. Bu süreçte yani eğitim öğretim sürecinde öğrenciler genelde işte bulundukları ortamdan vesaire şikayette bulunan öğrenciler bu pandemi sürecinden sonra okuldan uzak kaldıklarında okulu ne kadar özlediklerini daha fazla dile getirmeye başladılar. Öyle de bir durum söz konusu. Doğal olarak bir şeyin kıymeti kaybedilmeden anlaşılmıyormuş diyorlar ya, aslında bu öğrenciler için de bizim için de geçerli bir durum oldu hocam. Mezunlarda da durum aynı hocam. Değil mi mezunlar? Yani ben bu ilçede işte nasıl böyle zaman geçireceğim, 4 yıl geçer mi falan diyorlar. Ondan sonra tabii mezun olduktan sonra işte ben çok özledim diye bize geri dönüşler yapabiliyorlar. Yani burada tabii ilçe şartları, il merkezi şartlarına göre daha olumsuz. Bunu kabul etmek lazım. Ama burada da kurulan arkadaşlıklar bence merkezdeki arkadaşlıklara göre daha çok daha sıkı olduğu için. İşte biraz önce bahsettiğim gibi hoca öğrenci ilişkisi daha yoğun yaşandığı için Evet. buradaki özlem de sanki biraz daha fazla oluyor diye düşünüyorum yani. Evet, katılıyorum hocam kesinlikle. Kesinlikle. Hocam biraz da bu eğitim sürecine değinmek istiyorum. Pandemiyle birlikte değişen eğitim sürecine daha. Takdir ederseniz üniversitemiz hızlı bir reaksiyon göstererek pandemi sürecinden sonra online eğitime geçti. Ve 20 Nisan tarihi itibariyle de online canlı derslerine başladı. Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu özelinde online eğitimlerin artıları eksileri nelerdir sizce hocam? Bir değerlendirme yapmanızı istesem. Vallahi hocam şimdi biz tabii ki örgün öğretim veren bir kurumuz. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitim tecrübemiz yok. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde uzaktan eğitim merkezimiz var ama bizim Niksar'da böyle bir tecrübemiz yok. Zaten yeni bir okuluz. 2 yıldır öğrenci aldık okulumuza. Evet hocam. Dolayısıyla şimdi biz bu tecrübeyi yeni yaşıyoruz. Ama hani çok da yapacak bir şey yok. Şimdi dünya üzerinde 3,5 milyon vakanın 250 bin insanın öldüğü bir durumdan, hayatını kaybettiği bir durumdan bahsediyoruz. Yine işte Türkiye özelinde 127 bin yaklaşık vaka, yaklaşık işte 3.400 vefatın olduğu bir süreç yaşıyoruz. Şimdi Maalesef. bizim bu kadar büyük bu kadar kötü bir tablo içerisinde eğitimimizi de yüz yüze sürdürmemiz mümkün değildi. Yoksa hani bizim tercih ettiğimiz, deneyimlediğimiz, bildiğimiz eğitim süreci daha çok yüz yüze eğitim ve biz bunun olmasını tercih ederiz. Ama şu anda mümkün olmadığı için çok da yapacak bir şey yok. Bir de hocam yani bilmiyorum siz de muhakkak katılacaksınızdır bana. Şimdi eğitim dediğimiz kavram biraz yetiştirme, geliştirme kavramı. Şimdi biz Evet. burada bilgileri verebiliyoruz. Bilgileri herhangi bir şekilde öğrenciler de alabilir tabii ki. Ama sosyal gelişim alanını telafi etmek çok mümkün değil. Yani hani öğrenciliğin içerisinde biraz önce söylediğimiz işte arkadaşlık, dostluk, yoksulluk, yoksunluk, çaresizlik, işte bir problemin üstesinden gelme becerisi, biraz hayatta kalma becerisi. Dolayısıyla biz bunları şu süreç içerisinde veremediğimiz için aslında biraz mahzunuz. Yoksa
Eğitim bir şekilde öğrenciler alacaklardır. Ben o konuda bir eksiklikler olduğunu düşünmüyorum ama sosyal gelişim anlamında sıkıntılar olacaktır. Mahrum. Çünkü yani benim 42 yaşındayım. Hani bundan önceki yaşantımda hep gördüğüm şey şu. Askerlik anıları unutulmuyor. Bir de öğrencilik anıları unutulmuyor hocam. Yani Katılıyorum. bu öğrencilik anılarında hiçbir tanesinde ben ders notu anlatan, aktaran kimse görmedim. Hatırda kalanlar, akılda kalanlar burada yaşanılan şeyler. Dolayısıyla yaşanmışlıkların biraz azalması buradaki eğitim sürecinin de eksik olduğunu bize düşündürüyor. O yüzden birazcık mahcubiyetimiz yok. Yoksa eğitimin bir şekilde telafi edilebileceği konusunda bir şeyimiz yok. Bir problem olacağını düşünmüyoruz. Kesinlikle katılıyorum hocam. Ama o sosyal yoksunluklar maalesef giderilemiyor. Yani evet, öyle gözüküyor. Hocam, üniversitemizde bugün itibariyle vize sınav süreçleri başladı. Ve bunlar ödevlendirme şeklinde, öğrenci ödev verme şeklinde yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi Doğan hocamın mesajını da okudum orada. Ben askerlik anılarımı hiç unutmadım. Sanırım Doğan hocam bedelli yaptı gibi düşünüyorum yani. Şimdi o imalı bir mesaj gibi geldi bana. Şimdi hocam eğitim sürecinde sizin de yakından bildiğiniz gibi önce biz ders notları paylaştık. Evet. Ders notlarının ardından işte videolar paylaştık öğrencilerimizle asenkron şekilde. Şimdi canlı eğitim veriyoruz. Bunun sonraki aşamasında da artık vize sınavlarını ödev şeklinde yapmamız konusunda bir görüş ortaya çıktı. Şimdi Evet. ben burada hemen bir parantez açıp rektörümüzden bahsetmek istiyorum. Yani şimdi bizim burada Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Bünyamin Şahin hocamız çok öğrenci yanlısı ve canlısı bir hocamız. Dolayısıyla biz sayısız belki de toplantı yaptık ve her toplantıda hocamızın ısrarla vurguladığı şey öğrencilerimiz mağdur olmayacağı şekilde. Yani bizim verdiğimiz tüm görüş ve önerileri değerlendirirken öğrenciler mağdur olur mu olmaz mı bakış açısına sahip. Dolayısıyla Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve özelinde Niksar Uygulamalı Binler Yüksekokulu öğrencilerimizin öncelikle böyle bir rektöre sahip oldukları için çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bizim vize sınavlarımızın ödev şeklinde olması da zaten kaçınılmaz bir durumdu. Çünkü online sınavlarla ilgili mağduriyetler yaşanabileceğini ve sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyeceğini kendi aramızda müzakere ettik. Ki birçok üniversite Onun bunu. evet, yaşadı tabii ki. Biz de şimdi vize ödevleriyle ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman yine işte rektör hocamızın bizi yönlendirmesiyle öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde vize uygulamasını nasıl yapabileceğimiz noktasında da bir sürü görüş ayrılığı oldu. Acaba biz bu vize sınavlarını nasıl yaparsak öğrencilerimiz daha az mağdur olur şeklinde bir bakış açısıyla sorunu çözmeye çalıştık. Ya biz hocaların tabii ki aslında hani ödevle değerlendirme yapma gibi bir bakış açısı çok da yok. Hani bunu kabul etmek lazım. Ama şu anki şartlar içerisinde yapılabilecek en mantıklı, en makul olayın da bu olduğunu düşünüyoruz. Tabii biz okul olarak öğrencilerimizin de burada mağdur olmaması için neler yapılabilir? Hocalarımız da hala bu olayı müzakere etmeye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar onları yormadan, onları üzmeden bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki değerlendirmenin de onların gelişimlerine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde neler yapabiliriz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Yani burada benim çok sevdiğim bir büyüğümün Doğan hocam da hemen bu büyüğümün kim olduğunu bilecektir bir sözü var. Aldığını sevemezsen sevdiğini alacaksın. Özür dilerim. Sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin. Evet. Şimdi bu çok güzel bir söz. Yani bizim burada asıl yapmak istediğimiz şey sınavla değerlendirme olsa da şu anda böyle bir şey mümkün olmadığı için yapılabilecek en makul değerlendirme yönteminin ödev olduğunu düşünüyorum Celal Hocam. Kesinlikle. Ben de bu düşüncenize katılıyorum hocam. Kesinlikle. Ki hocam birçok üniversite dediğiniz gibi acelerek hareket eden birçok üniversitede maalesef mağduriyetler yaşandı. Yani yakın çevremizde biliyoruz. Siz de duymuşsunuzdur zaten bunları. Ve
Bizim üniversitemizin bu konuda gerçekten yerinde ve sağlam adımlar attığını düşünüyorum ben. Bu anlamda da gerçekten rektörümüzü tebrik etmek istiyorum tekrardan. Gerçekten böyle bir rektöre sahip olduğumuz için şanslı hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle. Ve mesela geçen gün İstanbul Üniversitesi'nden, yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Üniversitesi'nden bir arkadaşla böyle muhabbetim oldu. Onlar da henüz mesela vize sınavları belirlenmemiş. Yani vize sınavları nasıl olacak konusunda henüz öğrencilere hiçbir açıklama yapılmamış. Evet. O nedenle yani biz TOGİ olarak sağlam ve emin adımlarla ve öğrencilerimizi mağdur etmeden, öğrencilerimizin yararına olacak şekilde kararlar alındığını düşünüyorum üniversitemizde. Ve bu konuyu da burada kapatarak hocam, aslında pandemi süreci sonrası ile ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Nasıl olacak, nasıl değişimler olacak dünyada ve bu konuda yani öğrencilerin buna kendisini nasıl hazırlaması gerekli? Öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir hocam, pandemi süreci sonrası ile ilgili? Şimdi bizim pandemi sürecinden sonra birçok değişim yaşanacağını herkes konuşuyor. Yani pandemi sürecinden sonra gerek ekonomide, gerek insan psikolojisinde, gerek işte toplulukların sosyolojisinde mutlaka ve bizim işte şu anda aklımıza gelmeyen birçok noktada mutlaka değişimler yaşanacak. Evet. Dolayısıyla artık dünya eski dünya, Türkiye eski Türkiye olmayacak diye düşünüyoruz. Ben işletme hocasıyım. Benim branşım işletme. Dolayısıyla hani öğrencilerimize bu noktada birazcık yönlendirme yapabileceğimi düşünüyorum. Pandemi sürecinden sonra görünen o ki artık rutin ve standart işlerin insan üzerinden alıp makineye daha fazla yaptırılacağı noktasında çok yaygın bir kabul var. Dolayısıyla işte insana bağlı etkenlerden sıyrılmak için olayı makineye yüklemek zorundasınız. Bu demek ki işletmelerin üzerindeki sermaye yoğunluğu artacak, insan yoğunluğu azalacak. Evet. Burada ama önemli olan yetkinliği yüksek olan insanların işletmeler tarafından tercih edilmesine evrilecek bu süreç. Yani insanı üretim sürecinden çıkartacak ama işte atıyorum tasarım sürecine, işte girişim sürecine mutlaka dahil edecektir. Dolayısıyla öğrencilerimizin kendi yeteneklerini, kendi yetkinliklerini standartize edilmiş işlerden daha ziyade daha işte tasarıma, girişime dolayı bu anlamda makinelerin yapamayacakları işlere doğru yönlendirmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada da şu sürecin çok daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi için bir başlangıç, bir milat olması gerektiğini kendi öğrencilerimizin de kendi içlerinde değerlendirmelerini bekliyorum açıkçası. Yani ben gelecekte ne iş yapacağım ve firmalar beni neden diğerlerine göre tercih etsinler? Bu soruyu kendilerine çok sormaları gerektiğini düşünüyorum ve kendilerini yetiştirmeye bugünden itibaren başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Kendilerinden de bunu yapmalarını rica ediyorum. Evet, dediğiniz gibi hocam yani emek yoğun bir üretimden artık sermaye yoğun bir üretime geçiş olacak. Yani bu artık kaç Mecbur. pandemi Ya, sonrası. Öğrenci kaçınılmaz. bu doğrultuda geliştirmesi gerektiğini söylediniz. Ben de bu düşüncelerinize sonuna kadar katılıyorum hocam. Hocam Hazreti Mevlana da diyor ya dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım diye. Aynen. Yani biz artık dünde kalmamalıyız. Biz yarınları öngörmeliyiz. Kendimizi bu noktada yetiştirmeliyiz. Aynen. Buna dikkat etmemiz lazım. Sürekli yarınımıza odaklanmamız lazım. Kesinlikle katılıyorum hocam. Evet. Hocam sınavlarla ilgili sorular geliyor ama zaten onunla ilgili belli olan bir şey yok. Doğan hocam da aşağıdan cevap veriyor aslında gelen Evet sorulara. yani biz vize sınavlarımızı ödev şeklinde gerçekleştiriyoruz. Finallerle bütünlemeler hakkında henüz bir gelişme yok. Bu gelişmeler TOGÜ resmi hesabından sosyal medyadan yayınlanacağı gibi yine üniversitemizin web sitesinden ya da işte öğrencilerimiz Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimiz bizim web sitemizden işte Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileri kendi web sitelerinden bunları takip etmeye devam etsinler. Ya sosyal medya artık hepimizin çok sık kullandığı bir şey. Çok da hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Dolayısıyla biz de öğrencilerimize sürekli işte sosyal medya okulumuzun sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istiyoruz. Bunu da ne kadar çok gerçekleştirebilirsek daha sağlıklı bir iletişim kurulacağını düşünüyorum ben de. Hocam çok aktif kullanıyorsunuz sosyal medyayı yani Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak. Gayret ediyoruz. Ben kendim yönetiyorum hesabı.
İyi güzel. Çok önemsiyorum ben de, evet. Evet, biz de Karmer olarak çünkü her paylaşımımız ardından sizin ardınızdan, bizim paylaşımımızın ardından siz paylaşıyorsunuz. Biz de bunları takip ediyoruz. Gerçekten çok etkin kullandığını söyleyebilirim yani. Evet, gayret ediyoruz. İnşallah daha da, yani biz haklı reklamcılık bölümüyüz tabii ki burada. Dolayısıyla birazcık da hani o noktada iddialı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam. Hocam son olarak peki öğrencilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Valla Ceren Hocam, süreçte son aşamaya geldik gibi görünüyor. Yani tünelin ucu gözüktü. Hani bu kadar büyük kazanımları kaybetmemek için birazcık daha dişimizi sıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani göstergeler Ramazan bayramı sonrasında hani her şeyin sanki daha güzel olacağını gösteriyor. İnşallah güzel günlerde tekrar öğrencilerimizle hep beraber amfilerde, dersliklerde ders yapmak istiyoruz. İnşallah. Yeşil yerleşkemiz içerisinde kayıkla gezmek istiyoruz. Göletin içerisinde fotoğraflar çektirmek istiyoruz. Dolayısıyla biz bu günleri çok özledik. Bu günlerin de gelmesi artık yeni döneme nasip olacak gibi gözüküyor. Yeni dönemde inşallah çok daha güzel günleri hep beraber öğrencilerimizle birlikte yaşamak, güzel anılar biriktirmek, güzel yaşanmışlıklar oluşturmak için çabalıyoruz. Biz de bugün de dahil olmak üzere yine sahadayız. İşte arkadaşlarımız hala işte bahçede, acaba öğrencilerimiz geldiği zaman neler yapabilirler, nasıl daha da güzelleştirebiliriz diye sürekli arayış içerisindeler. Ben de okula geldikçe böyle yerleşkede bir çiçek açsa Celal Hocam hemen onu şeyden Instagram'dan paylaşmak istiyorum. Anladım. Çok hoşuma gidiyor bu. Öğrencilerimiz de böyle özlemlerini dile getirdikçe daha da bizim iştahımız kabarıyor. Valla işte inşallah güzel günler yakın diye diyorum ben. İnşallah Eylül'den itibaren çok daha güzel bir eğitim öğretim yaşayacağımıza ümit ediyorum. İnşallah hocam, inşallah. Bizim de temennimiz, niyazımız o yönde. İnşallah en kısa sürede öğrencilerimize kavuşuruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi çünkü yani eğitimciliğin, yani bu içinde bulunduğumuz binaların onlarsız bir anlamı olmuyor gerçekten hocam. Burada benim eski öğrencilerimden mesajlar da geliyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onları da çok çok özlemişim. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Özellikle işte Eskişehir sporluyum ben. Eskişehir sporlu olduğumu da benim eski öğrencilerim hepsi bilirler. İşte SS paylaşımları falan görüyorum. Onlara da teşekkür etmek istedim canlı yayını kapatmadan önce. Bir son Buyurun. olması açısından Buyurun hocam. TOGGÜ Karmer ekibine başta sayın hocam, sevgili dostum, arkadaşım Doğan Bozdoğan hocam olmak üzere tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyorum. Yani rektör hocamız geldikten sonra üniversite bir ivme kazandı. Rektör hocamızın en büyük vizyoner projelerinden bir tanesi de TOGGÜ Karmer'le uzaktan eğitim merkezine yoğun destekleri ve bu konudaki işte teşvikleri olduğunu düşünüyorum. Siz de çok başarılı işler yapıyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha sıkı birliktelikler, işler de yapabiliriz. Biz de sizlerle bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. Beni de buraya davet ettiği için başta Doğan Hocam olmak üzere hepinize çok son derece teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz güzel düşüncelerinizden dolayı. Dediğiniz gibi ilerleyen zamanlarda inşallah hep beraber daha güzel işler başaracağız. Ben de vakit ayırıp burada canlı yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Benim Ve için de bir çok zevkti. teşekkür ederim hocam. Benim için de büyük bir zevkti. İnşallah bir başka yayında yine görüşürüz hocam. Valla yani ben tabii siz alışkınsınız ama biz biraz alışkın değiliz. Böyle hani öğrenciye ders anlatmak gibi değil. Birazcık burada heyecanlandık. Biraz dilimiz sürçülisan ettiysek affola. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah hepimize sağlıklı günlerde görüşmeyi nasip etsin diyorum. Amin hocam. Yok hocam, biz de en alışık olan Doğan hocamız. Yani biz de çok alışık değiliz. Doğan hocamız Doğan başlığında. hocam ekstra alışık. Evet, ekstra Doğan alışık. hocam da Kubilay hocam bu işin nirvanasında duruyorlar artık herhalde, öyle gözüküyor yani, evet. Evet. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Emeğinize Ben de sağlık. çok teşekkür ederim. Ederim. Ben de Sağlık. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olun diyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bugün de Niksar Uygulama Bilimler Yükseokulu Müdürümüz, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ersin Irk'ı konuk ettik. Yine müdürlerimizi, dekanlarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yarın 14'te Turhal Meslek Yükseokulu Müdürümüz Sayın Mustafa Gül, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Gül. Saat 16'da ise Tokat Teknik Bilimler Meslek Yükseokulu ve Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yükseokulu Müdürü Şahin Hocam'ı bu ekranlarda görebilirsiniz arkadaşlar canlı yayınımızda. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.